Milli mücadelede cepheler, milli mücadele yani Kurtuluş Savaşı 1919 ile 1922 arası milli mücadele yıllarıdır. Üç cephe var milli mücadelede: Doğu, Güney ve Batı cephesi. İlk kapanan cephe Doğu cephesi, Ermenistan ile 15. Kolordu, Erzurum'da bulunan 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Ermenilerle savaştı, Ermenileri yendi ve Gümrü'de, bugün Ermenistan'ın bir kenti olan Gümrü'ye kadar Ermenileri kovaladı. Orada bir anlaşma imzaladı. TBMM adına Gümrü Barış Antlaşması. Bu antlaşmayla günümüzdeki Türkiye-Ermenistan sınırı çizilmiş oldu. Böylece Doğu Cephesi, yani Ermenilerle yapılan savaşların cereyan ettiği Doğu Cephesi kapandı. Buradaki ordu da Batı Cephesi'ne gönderildi. Yani Yunanistan'da savaşların yapıldığı cepheye gönderildi. Güney Cephesi'nde işgalci Fransa. Fransa Adana, Antep, Maraş, Urfa bölgesini işgal etmiş. Tabii Osmanlı toprağı olan Suriye'yi de işgal etmiş ama Misak-ı Milli sınırları içerisinde artık yer almadığı için Suriye, milli mücadele nüfusun çoğunluğunun Türk olduğu yerleri kurtarmaya odaklanmış. Yani Misak-ı Milli sınırlarına odaklanmış. Güney cephesinde Halk Artı Kuvayi Milliye Fransa'ya karşı savaşı yürüttü. Adana, Antep, Maraş, Urfa bölgesinde savaşlar yapıldı. Adana halkı hiç direnmedi. Maraş halkı Fransızları Adana'dan attı. Bu nedenle Maraş'a kahraman unvanı verildi TBMM tarafından daha sonra. Urfa halkı Fransızları attı. Bu nedenle Urfa'ya şanlı unvanı verildi. Ve Antep halkı çok direndi ama Fransızları Antep'ten atmayı başaramadı. TBMM bu nedenle Antep'e daha sonra 1921 yılında Gazi unvanını verdi. Güney cephesinde Fransa 1921'de tamamen çekildi. 1921'de yapılan Sakarya Savaşı sonrasında Fransa burayı tamamen terk etti. Sakarya Savaşı batıdadır. Batıda yapılan Sakarya Savaşı sonrasında güneydeki Fransızlar sıra bize de gelecek diye düşündükleri için, yani batıda bulunan Türk ordusu bizim de üzerimize yürüyecek ama biz savaşmak istemiyoruz artık. Mümkünse hiç savaşmadan bu topraklar bizim olsun diye düşündükleri için, bedel ödemek istemedikleri için 1921'de daha önce işgal etmiş oldukları Suriye ile yetinmeye karar verip Ankara Antlaşması'nı imzalayıp işgal ettikleri Anadolu topraklarından çekildiler. Ve 1921 Ankara Antlaşması'yla Güney Cephesi kapandı. Hatay hariç bugünkü güney sınırımız çizilmiş oldu. Hatay daha sonra 1939'da Türkiye'ye, yani Anavatan'a katılmış olacak. Ve diğer cephe, Batı cephesi, esas olarak milli mücadele dediğimizde, Kurtuluş Savaşı dediğimizde esas olarak savaşların yapıldığı, cephe savaşlarının yapıldığı, çok fazla diğer cephelere göre kaybın verildiği ve yoğunlaşıldığı cephe Batı cephesidir. Yunanlar İzmir ve bölgesini işgal etmişlerdi. 16 Mayıs 1919'da İzmir'den başlayarak daha sonra işgallerini gittikçe genişlettiler ve esas olarak milli mücadele burada Yunanlara karşı verildi. Önce Kuvayi Milliye savaştı. Daha sonra Kuvayi Milliye yetersiz kalınca düzenli orduya geçilmeye karar verildi. Düzenli ordu burada yaptığı savaşlarla Yunanları yendi. Önce Kuvayi Milliye Gediz muharebelerinde yenildi. Bundan sonra TBMM düzenli orduya geçilmesine karar verildi. Batı cephesi ikiye bölündü. Refet Bey ve İsmet Bey albay rütbesiyle Batı cephesi komutanlığına atandı. Kurulan düzenli ordu 1. İnönü'nde ilk defa zafer kazandı. Ardından 2. İnönü, Aslıhanlar Dumlupınar çarpışmalarında bir yenilgi var. Bundan sonra Kütahya Eskişehir savaşlarında Türk ordusu burada yenildi. Yunanlar Ankara'ya kadar ilerlediler ve ordunun başına Mustafa Kemal geçti. Sakarya zaferi öncesinde Sakarya Meydan Muharebesi 1921'de Yunanlara karşı büyük bir zafer kazanıldı ve Yunanların ilerleyişi durduruldu. Bundan sonra bir yıl süren hazırlıklar yapıldı. Ordunun başında yine Mustafa Kemal var. Mustafa Kemal'in ilk başkomutan olduğu savaş olduğu Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk ordusunun Viyana'dan beri devam etmekte olan geri çekilmesi Sakarya Meydan Muharebesi ile durdurulmuş oldu. Bir dizi gelişme de yaşandı. Sakarya Meydan Muharebesi ile Yunanlar durdurulunca, örneğin 1921 Ankara Antlaşması ile Fransa işgal ettiği topraklardan geri çekildi. Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalandı. 1921 Kars Antlaşması imzalandı. Böylece SSCB Doğu bölgelerinin sınırını tanımış oldu. Ve Doğu sınırımız kesin olarak 1921 Sakarya zaferinden sonra çizilmiş oldu. Ve bir yıllık hazırlıklardan sonra Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Batı'da Yunanlar tamamen bu topraklardan atıldı. Onların adına İngiltere, Mudanya'da ateşkese oturdu. Ateşkes Antlaşması imzalandı ve barış yapmak üzere görüşmeler başladı. 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı ve böylece milli mücadele başarıya ulaşmış oldu. Günümüz Türkiye toprakları 1923 Lozan'la Hatay hariç olmak üzere çizilmiş oldu. 1939'da Hatay'ın da Türkiye'ye katılmasıyla günümüz Türkiye sınırları böylece çizilmiş oldu.